Valla öyle böyle derken bir haftayı daha tamamladık. Yine cuma günündeyiz. Umarım bu hafta sonunu biraz daha sakin bir şekilde geçiririz. Ve sonrasında da piyasalar yavaş yavaş durulmaya başlar. Umudum o. Ama görünen o ki piyasalardaki hareketlilik devam edecek gibi. Asya piyasaları düşüyor. Zaman zaman yükseliyor. Tekrar düşüş moduna geçiyor. Ya da para birimlerine bakıyorsunuz, inanılmaz hareketler gözleniyor. Dolara zaten çok ciddi bir talep var tüm dünyadan. Fed'in faiz indirimi kararına rağmen, bol para politikasına geçeceğim demesine rağmen yine de dolara olan talep her geçen gün artıyor. Neden? Bu videoda bunun cevabını vermeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Dolar bütün para birimlerine karşı değer kazanıyor. Çünkü dolara ciddi bir talep var. Kriz algısı iyiden iyiye derinleşiyor ve kriz algısının derinleştiği bu tip dönemlerde, özellikle hastalıkla birlikte kriz algısının derinleştiği bu tip dönemlerde dünyanın güçlü paralarına ciddi talep olur. Yani insanlar nakite dönmeye başlarlar. Nakite dönelim, elimizde nakit olsun. Ne olur ne olmaz, yarın öbür gün başımıza bir iş gelirse bankaya koşturmayalım, oraya buraya koşturmayalım. Cebimizde paramız olsun. Bu parayla da bütün ihtiyaçlarımızı karşılayabilelim derdinde olduğu için insanlar, diyelim ki borsada hisse senetleri varsa patır patır hisse senetlerini satarlar. İşte Amerikan borsalarının, Asya borsalarının, Avrupa borsalarının keskin düşüşlerinin nedenlerinden birisi de bu. Forex piyasasında keza yine insanların büyük bir bölümü özellikle altın kontratlarından, borsa kontratlarından çıkış yaptılar. Yine sebep bu. 3-5 zarar edeyim önemli değil ama sonuç itibariyle nakiti cebime koyayım diyen insanların yoğun algısı ve talebinden dolayı dolara talep her geçen gün artıyor. Tabii bu Amerika'da kriz olmayacağı anlamına gelmiyor. Amerika'yı da çok ciddi ve büyük bir kriz bekliyor ki bugün Bank of America bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Onu da sizlerle birebir paylaşayım. Hani ilk bakışta yok canım o kadar da değil diyebilirsiniz ama neden olmasın. Diyor ki Bank of America, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte %12 küçülmesini bekliyoruz diyor. 3 ayda 3,5 milyon kişi işsiz kalabilir. Şu anda %3,5 olan işsizlik %7'ye sıçrayabilir diyor. Bunlar çok keskin ve önemli rakamlar. Eğer gerçekten böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınırsa Amerika'da, bu zaten kriz algısının iyiden iyiye oturduğu anlamına geliyor. Zaten Bank of America'da dünya çapında büyük bir ekonomik krizin sinyalleri artık net bir şekilde görülüyor açıklamasında yapıyor. Yani sadece Amerika'ya özel bir durum değil bu. Peki işsizlik artar mı Amerika'da ya da Avrupa'da? Ya da Asya'da ya da Türkiye'de işsizlik bir kere korkunç derecede artacak. Öyle görünüyor arkadaşlar. Türkiye'de işte son işsizlik rakamı geldi. %13,7. Genç işsizliğe bakıyorsunuz %25,4. Tarım dışı işsizliğe bakıyorsunuz %16. 15-64 arasındaki işsizliğe bakıyorsunuz %14. Yani işsizlik ciddi bir seviyede. Tamam ama bu işsizlik daha da artabilir mi? Kesinlikle daha da artabilir arkadaşlar. Sebebi de gayet basit. Çünkü İnsanlar evlerine kapanmış durumdalar. Devletler bunu destekliyor. Türkiye'de başta olmak üzere insanlara ne diyor? Çıkmayın evinizden, bir yere gitmeyin, kalabalık bir ortama girmeyin diyor. Hatta dışarı çıkın diyen insanlar kınanıyor bu dönemde. Kınanmalı, kınanmamalı ayrı bir tartışma konusu. Ama sonuç itibariyle insanların dışarı çıkması istenmiyor. Birbirleriyle temas halinde olması istenmiyor. Pek çok beyaz yakalı şu anda evlerinden çalışıyor. Uzaktan çalışıyorlar. Şirkete gitmiyorlar, evlerinden home office bir şekilde hizmet sektöründe ise işlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu da başta restoran sektörü, sinema sektörü, alışveriş sektörü olmak üzere pek çok sektörü resmen omurgasından vuruyor arkadaşlar. Evet, yani belini kırmak diye bir terim vardır ya, işte resmen beli kırılıyor bu firmaların ya da bu esnafların sonuç itibariyle yakın zaman içerisinde ciddi işçi çıkartmalarıyla karşı karşıya kalacağız. Ve daha sonrasında da bu iş dönmezse, yani dükkanlarını döndürememeye devam ederlerse, kira ödemeye devam edip bir de iş yapamazlarsa doğal olarak tüm işçilerini çıkartacaklar ve de dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar. Şimdi onların dükkanlarını kapatması demek aslında üretim mekanizmasının da çok ciddi sekteye uğraması anlamına geliyor. İşte onlara hizmet veren pek çok firma da üretim yapamadığı için dükkanı kapatmak zorunda kalacak ya da işçi çıkartmak zorunda kalacak. Yani önümüzdeki süreçte Türkiye'de çok ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Aynı şey Amerika'da olmayacak mı? Amerika'da da olacak. İngiltere'de de olacak. Fransa'da da olacak. İtalya'da da olacak. Çin'de de olacak. Anlayacağınız çok büyük ölçekli global bir işsizlik kapımızda. Ve bunu öngören kişilerin pek çoğu da şunu yapıyor. Ya firmalar gibi devletler de büyük bir sıkıntıya girebilir ve devletlerin nakit
nakit ihtiyacından dolayı benim bankadaki paramın güvenliği tehdit altına girebilir diye tırnak içerisinde söylüyorum. Düşünüyor ve bu nedenle de mümkün olduğunca parasını fiziki olarak cebinde tutmaya çalışıyor. Bir. Diyelim ki altın kontratındaysa altın kontratını nakite çevirerek onu da cebinde tutmaya çalışıyor. İki. Fiziki altın alınıyor mu? Yoğun bir şekilde alınıyor. Bakın Türkiye'de şu anda kuyumcuların pek çoğunda duyduğumuz kadarıyla altın fiyatları kara borsa. Yani şöyle kara borsa, diyelim ki fiyat 315 lira ama kuyumcuya gidip aldığınız zaman 330 liradan almak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü fiziki altın da bulunamamaya başlıyor. Peki altın fiyatları niye düşüyor? Diyorum ya, kontratlı altın fiyatlarında bir düşüş vardı. Onun da sonuna gelindi. Nitekim sinsi sinsi yavaş yavaş altın yukarıya doğru çıkmaya başladı. Altın da çünkü nakit ve bu dönemde nakit kraldır mantığı işliyor arkadaşlar. Herkes bir şekilde nakitte kalmak istiyor. Hem parasını korumak için hem de gelecekte ne olur ne olmaz pozisyonda elinin altında bir miktar parasının olması için. Ve bu koşullarda iki enstrüman, dolar ve altın yükselecek. Diyeceksiniz ki Türk lirası niye yükselmiyor? Ya da yuan niye yükselmiyor? Euro niye yükselmiyor? Çünkü arkadaşlar iki önemli güvenli liman dolar ve altın. Doların güvenli olmasının sebebi tüm dünyada geçerli bir para olması. Yani dünyanın neresine insanlar giderse gitsin bir şekilde bu parayı kullanarak ihtiyaçlarını karşılayabilecekler, satın almalarını gerçekleştirebilecekler. Ama yuan öyle değil, Türk lirası öyle değil, ruble öyle değil. Kısmen euro öyle, kısmen sterlin öyle ama yine de en geçerli olan para dolar. Onun için ciddi bir şekilde dolara bir hücum var arkadaşlar. Dolara hücum edilmesinin yanı sıra tabii ki fiziki altına da talep her geçen gün artıyor ve bununla birlikte de ister istemez altın kontratlarında yukarıya çıktığını göreceğiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Önümüzdeki süreçte reel sektördeki küçük bir azınlık dışında kimdir o küçük bir azınlık? Marketler diyebiliriz mesela. Onlar da zorunlu ihtiyaçları sattıkları sürece ayakta duracaklar. Onun dışında lüks olan ihtiyaçları ya da ikincil ihtiyaçları, lüks demeyelim de ikincil ihtiyaçları o kadar da yoğun satamayacaklar. Ama bir şekilde çarkı döndürebilirler. Biliyorlar. Bakın Walmart mesela 150 bin kişiyi işe alacak. Amazon 100 bin kişiyi işe alacak. İki sektör ön plana çıkıyor. Bir tanesi marketler, bir tanesi de yine marketlerin uzantısı olan Amazon gibi perakende internet şirketleri. Yani uzaktan alışveriş yapılabilecek şirketler. Ama onun dışında tüm sektörler şu anda tepe taklak olmuş durumda. Ve bu önümüzdeki süreçte çok ciddi işsizlik anlamına geliyor. İşsizlik tüketimin daha da daralması anlamına geliyor. Tüketimin daralması reel sektörün çok ciddi sıkıntıya uğraması anlamına geliyor. Hem tüketimin daralması hem reel sektörün sıkıntıya girmesi hem de işsizlik de bankacılık sisteminin çökmesini işaret ediyor. Bankacılık sistemindeki kredi batıklarının her geçen gün daha da çok artması anlamına geliyor arkadaşlar. Ve bu durumu gören pek çok kişi bankaların ne olacağını öngöremediği için hatta devletlerin ekonomisinin ne olacağını öngöremediği için dediğim gibi dolara yükleniyor ya da altının fiziki kısmına yükleniyor. Fiziki altına olan talep tükenmiyor, bitmiyor, azalmıyor. Dolardaki yükseliş de tüm dünyada devam edecek. Bakın dolar endeksi 102 seviyesine geldi. Dolara olan talebi çok net bir şekilde gösteriyor bu. Diğer taraftan en önemli göstergelerden birisi olan euro dolar paritesi 1.06'yı zorluyor. Belki de önümüzdeki günlerde euro dolar paritesi dolar euro paritesi haline gelecek. Bu da şunu net bir şekilde gösteriyor. Bütün dünyada dolara talep artarken diğer tüm para birimleri değer kaybediyor ve değer kaybetmeye devam. Şu anda dolarda olmak büyük bir avantaj sağlıyor. Bakın bütün dünya için konuşuyorum. Şimdi sebepleri bir kez daha sıralayalım. Bir, Amerika'da dahil olmak üzere bütün dünya büyük bir krize, büyük bir bunalıma sürükleniyor. İkincisi, gelişmekte olan ülkelerin başta Türkiye olmak üzere krizi çok daha büyük olacak. Çünkü ne yazık ki özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ekonomiyle ilgili açıklamalar hiç kimsenin derdine deva olmayacak ve önümüzdeki süreçte hem küçük ölçekli firmalar hem orta ölçekli firmalar hem de büyük ölçekli firmalarda çok ciddi batıklarla karşı karşıya kalacağız. İki. Üçüncüsü, tüm dünyada işsizlik artacak arkadaşlar. Ama Türkiye'deki işsizlik daha da fazla artacak. Ve Türkiye'de işsiz kalanlara herhangi bir el uzatılmadığı için şu anda devlet
tarafından gördüğümüz kadarıyla. Hani şunu söylüyorlar, işsizlik fonundan onlara bir destek veriliyor. Ya kardeşim, adam işsizlik fonundan 1000-1500 lira para alıyor. Bu parayla nasıl geçinecek, nasıl evini çevirecek? Hele ki yoksulluk sınırı neredeyse 10 bin liraya dayanmışken, açlık sınırı neredeyse 2500 liraya dayanmışken, bu koşullar içerisinde insanların geçinmesi mümkün değil. Diğer taraftan şu anda bile işsizlik Türkiye'de çok yüksek seviyede seyrediyor. Krediler zaten çok ciddi oranda batmış durumda bankalarda. 150 milyar lirayı aşmış bir kredi batığı söz konusu. Yine bakıyorsunuz şirket batıkları her geçen gün artmaya devam ediyor. Tüm dünyada zaten tasarrufa yönelen insanların harcamaları her gün biraz daha kısıtlanıyor. Dolayısıyla sevgili dostlarım, ciddi sıkıntılı bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Peki ne yapılabilir? Yani mesela Amerika diyor ki 1000 dolar vereceğiz herkes. İyi, herkese 1000 dolar verdiniz. Onlar da aldı. O paranın belki 500 dolarını harcadı. Belki de tamamını tasarrufa yöneltti. Ve tasarruf yaptığı için piyasalar daha da sıkıntılı bir sürece girdi. Ne yapacaksınız? Bir. Diyelim ki başka bir ülke diyor ki işte kredi musluklarını açacağız. İyi, kredi musluklarını açacaksınız da talep ortamını arttırmanız mümkün değil. Çünkü insanlar evine tıkılmış durumda. Üretim mekanizmasını geliştireceğiz. Nasıl geliştireceksiniz? Çin'de tam bakın koronavirüs bitti diyoruz. Bir bakıyorsunuz tekrar bu kez yurt dışı kaynaklı koronavirüs yayılmaya devam ediyor Çin ve Asya ülkelerinde. Avrupa'nın durumu zaten perişan. Amerika'da her geçen gün sayı artmaya devam ediyor. Keza Türkiye'de de yayılım hızlı bir şekilde artıyor. Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre. Doğal olarak insanlar panik halinde evlerine kapanmaya devam edecekler ve bu da tüketimin daha azalması, üretimin de mecburen daha azalması anlamına gelecek ve doğal olarak hem işsizlik ortamı artacak hem de sıkıntılar büyüyecek ve kriz ortamı derinleşecek. Peki ne yapmak gerekiyor? Vallahi bu ortamda yapılabilecek belki de en doğru şey öncelikle devletlerin, sadece Türkiye'nin değil bütün devletlerin, vatandaşların ve şirketlerin üzerindeki borçluluğu acilen halletmeleri. Yani onlardan borç tahsil etmeye çalışmak değil artık, vergi tahsil etmek değil artık bundan sonraki süreçte yapılacak iş. Gerekiyorsa tüm borçların silinmesi, tüm vergilerin silinmesi, tüm alacakların silinmesi, hatta belki kişilerin kişilere olan, şirketlerin şirketlere olan borçlarının devletler tarafından üstlenilmesi ve bundan sonraki süreçte de bir daha insanların borçlanmayacağı bir ortamın yaratılması ve insanlara daha güvenli, geleceğini gören bir sistemin oluşturulması, işsizliğin engellenebilmesi için bu aşırı kapital sistemden vazgeçilmesi. Bakın şimdi komünizm konuşuluyor. Evet, bütün dünya mecburen bu koronavirüs sonrasında komünizme doğru ilerleyebilir konuşmaları yapılıyor. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çünkü para, kapital, gelir dağılımı bozukluğu ve sistematik bozukluk, sistematik ekonomik bozukluk dünyayı bir uçuruma doğru götürüyor. Sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyada işler karışık. Onun için belki bütün ekonomik sistemlerin bir kez daha gözden geçirilmesi, adı komünizm olmasa da belki daha sosyal, daha adil gelir dağılımının olduğu, daha insanların eşitliğinin ön planda tutulduğu bir sistemin getirilmesi gerekiyor. Dediğim gibi bunun altyapısı da geçmişten gelen kirlerin temizlenmesi olacaktır. Yani göreceksiniz büyük ihtimalle devletler para vermekle olmayacağını görecekler. Önce insanların sırtlarındaki yükleri alacaklar ve insanların sırtındaki yükleri aldıktan sonra o insanlara daha güvenli bir harcama sistemi oluşturarak, belki onları kredilendirerek, yeni dünya düzeni belki bu tarafa doğru kayacak ve bu sayede insanların çok daha güvenli bir ortamda yaşamasını sağlamak. Aksi takdirde bildiğimiz manadaki kapitalist sistemin hiçbir formülü, hiçbir derde deva olmayacak gibi görünüyor sevgili dostlar. Neyse, işin felsefesi bir tarafa bıraktıktan sonra şunu tekrar söyleyeyim. Doları olan talep her geçen gün artmaya devam edecek. Gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybedecek. Türkiye'de 6.80 yolculuğu devam ediyor ve 6.80'den sonra hareket daha da hızlanabilir. Diğer taraftan Euro dolarda 1.07 seviyesi kritik. Burası net bir şekilde aşağıya kırılırsa önce 1.05, ardından Euro dolar paritesi, dolar Euro paritesi haline gelir. Bu da dolardaki yükselişin parite odaklı da devam etmesini belirtir.
beraberinde getirir. Altının onsu şu anda 1490-95, 1500 civarında gidip geliyor. Yani o aralıkta sıkışık bir seyir. Bence burada kendisine bir sıçrama tahtası oluşturuyor. Buradan her an yukarıya doğru bir hareketle tekrar 1660'ın üzerinde bir altın ons fiyatı görebiliriz. Ve tabii ki bu hareket ve doların bu seviyede olması gram altın fiyatında 360-380 lira aralığına çıkmasını beraberinde getirir. Sonrasında da her panik hareketi, her yeni gelişme, her yeni haber koronavirüsle ilgili ve krizlerle ilgili, ekonomik krizlerle ilgili ve dünyanın ekonomik kriziyle ilgili her haber dolara olan talebi, altına olan talebi arttıracaktır. Risk arttığı için ve formüllerin işe yaramadığının görülmesiyle birlikte özellikle borsalarda çok daha sert satışlarla karşı karşıya kalırız. Bir de bunun yanına koronavirüsün önleniyor sanılmasına rağmen önlenemediği görülürse, umarım önlenir, işler çok daha fazla karışacaktır sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Ve tabii ki eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak da bizlere destek verebilirsiniz. Katıl üyelerimiz için önümüzdeki hafta artık çok net bir şekilde söylüyorum. Çünkü teknik sorunların tamamını çözdük gibi. Katıl üyelerimiz için canlı yayınlarımızı başlatacağız. Diğer taraftan tüm abonelerimiz için de önümüzdeki hafta yine canlı yayınlarımız olacak. Onu da takip etmenizi öneriyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.